Emekli maaşlarına seyyanen zam iddiası. Ocak zammı yüzde kaç olacak? Milyonlarca emekli ve memur Ocak ayında yapılacak maaş zammını merakla beklerken, çarpıcı açıklamalar geldi. Milyonlarca emekli ve memur maaşlarına yapılacak zammı bekliyor. Peki Ocak zammı yüzde kaç olacak? Refah payı var mı? Seyyanen ödeme yapılacak mı? Bu soruların yanıtlarını Sabah gazetesi yazarı Faruk Erdem verdi. Son 6 aylık enflasyon Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin enflasyon artışını oluşturduğunu, memurlar ve memur emeklileri için de fark ödenmesinin sağlanacağını belirten Erdem, yıl sonu enflasyon tahminlerine göre 6 aylık enflasyon %14-17 arasında çıkıyor. Memur emeklisi için zam oranı ise %10-13 arasında hesaplanıyor. Son dönemlerde hükümet enflasyon rakamları açıklandıktan sonra emekliler için ilave bir artış açıklıyor. Buna refah payı deniliyor. Bu Ocak'ta da hem memur emeklileri ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin zam oranlarının eşitlenmesi hem de refah payı ile yükseltilmesi de gündemde ifadelerini kullandı. Erdem şöyle devam etti. Son olarak Temmuz ayında 10 bin lira olan taban maaş 12 bin 500 TL'ye çıkartılmıştı. Ocak ayında da bu rakamın yükseltilmesi söz konusu. Çünkü eğer değişiklik olmaz ise yine 11 bin Türk lirası ve altında kök maaşı olanların sıfır zam tehlikesiyle karşılaşacağı öngörülüyor. Taban maaşın 15 bin Türk lirası olacağı tahmin ediliyor. Taban maaşa yapılacak artış emeklilere yapılan sosyal ödemeleri de artıracak. Örneğin 10 bin Türk lirası kök aylığı olan bir emekliye şu an 12 bin 500 Türk lirası ödeniyor. Taban maaş 15 bin lira olduğunda bu emeklinin önce kök aylığı yapılan zam kadar artırılacak. Çıkan rakam 15 bin TL'nin altında ise bu emekliye yeniden seyyanen ödeme yapılacak.